Merhabalar değerli arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugünkü konuşmamla yeniden karşınızdayım. Daha önce biliyorsunuz bu değer felsefesine örnek verdiğim Türk eserleriyle ilişkin bir konuşma yapmıştım. Türk edebiyatına yönelik. Şimdi de dünya edebiyatına yönelik bir konuşma yapmak istiyorum. Felsefi romanlarla ilişkin bir konuşmam daha vardı. Yani onu YouTube kanalımdan ve Facebook sayfamdaki videolar bölümünden bulabilirsiniz. Aslında bugünkü konuşmam o konuşmanın devamı gibi. Yani ilave olan bir dört yazarımız daha var. Hem tanımanız gereken hem de dünya klasikleri arasına girmiş kitaplardan bahsedeceğim. Değer felsefesi. Yani değer felsefesini oluşturmanın, oturtturmanın en güzel yolu edebiyat eserleridir. Hem geçmişi tanımak, hem bugünümüzü tanımak açısından o karakterleri oturtturmak, o yazarları tanımak bize iyi, kötü, doğru, yanlış kavramlarını, değer felsefesini, ahlaki değer felsefesini yerleştiren en güzel yol bu edebiyat eserlerini okumak ve günümüze karşılaştırmak ve kendi iç dünyamızı sorgulamaktan geçer. Ve ilk olarak da Rus edebiyatıyla başlamak istiyorum. Yani Rus edebiyatı şu an dünyada hani mutlaka Dostoyevski adını, Tolstoy adını, Puşkin adını duymayanımız yoktur. Yani bir roman sever, kitap okuyan arkadaşlarımız varsa bunlar artık dünya klasikleri arasında neredeyse 150 yıldır dünya klasikleri arasında yer alan romanlar ve yazarlar arasındadır. Yani Rusya'nın o çetin doğal şartları, o sosyal değişimleri, sosyalizmin, komünizmin oluşması için oluşturulan o doğal şartların zamanında tekrar insanlara yansıması ve insanların iç dünyası çerçevesinde büyük bir değişim yaşamasını çok güzel anlatır Rus yazarları, özellikle Dostoyevski. Suç ve Ceza kitabından ben bugün bahsedeceğim. Dostoyevski şöyle, Moskova'da doğmuş, çok zor şartlar altında yaşamış, babası alkolik, annesi hasta ve erken yaşta kaybediyor. Gençlik yılları sürgünde geçmiş, çara karşı ayaklanmadan suçlanmış, idama mahkum olmuş. İdam sehpasından tam idam edilecekken suç karar geri alınmış ve idamdan son anda kurtarılmış. Ve o dönemleri yansıtan kitaplar yazmış. Yani bir şekilde toplumun ona yapmış olduğu haksızlıklarla yüzleşen romanlar yazmış. Suç ve Ceza da onlardan birisi. Büyük bir borç batağında aslında Dostoyevski. Yani kumar oynayan, kumarbaz adlı kitabı da var, kendi hayatı. Ve bir şekilde de kitaplarda da kendi hayatından esintiler bulabiliriz. Bir tefeci karakteri var, Raskolnikov karakterinin, bir üniversite öğrencisi. Borç para almak üzere gittiği tefeci kadın karakteri var. Ve kadın son derece acımasız, sadece para çerçevesinde çalışan ve hiçbir acıması olmayan bir kadın karakteri. Ve onu öldürür üniversite öğrencisi Raskolnikov. Ve öldürmesiyle beraber bir vicdan azabını yaşadığı vicdan azabını anlatır kitap. Ve Dostoyevski de hayatında böyle bir tefeci olmuştur. Hatta onu andeden bir kitap, bir karakter oluşturmuştur. Ve kitapların çoğu, yani yaşadığı o ruhsal sıkıntılar, zorluklar, ruh yapısı bozuk karakterler yaratmıştır. Yani hasta ruhlu karakterler, karanlık karakterler. Yani romanlarındaki o karakterlerin vermiş olduğu kasvet çok yoğun bir şekilde hissedilir. Ama yani o kasvet aslında size dokunmaz. Yani insanları tanıyorsanız, insan çerçevesinde hayatınız ilerliyorsa, yani bir insanın her şeyi yapabileceği çerçevesindeki görüşünüzü oluşturmuşsa, yani o karakterler sizi asla karamsarlığa itmez. Çünkü bir insandır dersiniz. İyisi de var, kötüsü de var. Kötü dediğiniz bir insanın yapabilecekleri de bellidir, iyi insanın yapabilecekleri de bellidir diye düşünüyorsanız çok çok yanılıyoruz. Her iki uç da çok uç şeyler yapabilir. Yani kitapları da bunu yansıtmıştır. Ve buradaki karakterin vicdan azabına işleyen bir romana dönüşmüştür. Yani o vicdan azabı olmasaydı, yani o karakter kendisiyle bu kadar yüzleşmeseydi, o vicdan azabını bu kadar yansıtmasaydı böyle bir roman olmayacaktı. Yani bir şekilde bizim tamamen ruhlarımıza dokunan, ruhsal dünyamıza dokunan ve sorgulamamıza, kendimizi sorgulamamıza yol açan bir roman yazmıştır. Ve evrenselliği her zaman da geçerli olması da insan karakterini çok derinlemesine incelemesinden kaynaklanır. Ve insanı tanımak istiyorsanız ve insan ruh yapısına bir göz atmak istiyorsanız Dostoyevski'nin bütün romanları bu çerçevede değerlendirilir diye düşünüyorum. Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler, Ölüler Evinden Notlar şeklinde. Hatta Ölüler Evinden Notlar o bütün sürgün yıllarını anlatır. Çara kadar ulaşır, çarın ağlamasına sebep olur. Yani duyguları, yaşadığı zorluklar,
usta bir kalemle, yani tamamen bir Allah vergisi, bir bakış açısıyla yansıttığı için çok çok değerli eserler arasındadır. Ve mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler ve bunun devamı olan bütün klasikler. Bir kitap alıntısıyla devam edeyim. Klasik oldu artık değil mi? Kitap alıntısı Suç ve Ceza kitabından. Sonra öğrendim bunun asla olmayacağını, insanların değişmeyeceğini ve onları kimsenin değiştiremeyeceğini ve bunun çabalamaya değmediğini. Evet, bu böyledir. Nefrete sevgiden fazla güvenirim. Çünkü nefretin sahtesi olmaz. Evet, belki namuslu bir insansın ama namuslu bir insanı diye övündürme hiç. Herkes namuslu olmak zorunda değil midir? Hem böyle yapıyorum hem de yaptıklarımdan korkuyorum diye düşündü. Evet, her şey insanın elindedir. Fakat insan korkaklığı yüzünden çok şey kaybedebilir. Gerçek bu. İnsanların en çok neden korktuklarını bilmek isterdim. Onları en çok korkutan şey yeni bir adım atmak, yeni bir söz söylemek. Daha bunun gibi bir sürü var ama zaman yetmediğinden kısa kısa geçiyorum değerli arkadaşlar. Diğeri de Anna Karenina, Tolstoy, beni en çok etkileyen, bir anne olarak etkileyen, bir kadın olarak etkileyen romanın yazarı Anna Karenina, Tolstoy, Lev Tolstoy. Yine Rusya'da doğmuş olan yazarımız. Aristokrat bir ailede doğuyor. Anneyi babayı erken yaşlarda kaybediyor ve onu halıları yetiştiriyor. Dine merak salıyor. Dine merak salması sebebiyle birçok şeyi hayatından çıkarıyor. Malını mülkünü elinden çıkarmak istiyor. Bütün eşit şartlarda dağıtmak istiyor. Hatta eserlerinin bütün telif hakları da son anda dağıtılacakken karısı tarafından durduruluyor. Büyük değişimler yaşıyor yani hayatı boyunca. Ve geleneksel bir bakış açısı var. Kadına da, topluma da yani bunu çok zor değiştiriyor. Yani romanları içerisinde çoğunlukla bunu hissediyoruz. Evleniyor, 13 tane çocuğu oluyor ve karısının desteğiyle bu romanları yazmaya devam ediyor ve kendi uyanışını, yani o aristokrat aileden gelip dünyevi keyiflere eğilmesi ve bunları ona büyük bir utanç verdiğini söyleyerek tamamen başka bir manevi bir dünyaya doğru yelken açıyor. Ve Diriliş kitabı da bununla alakalı. Ve Anna Karenina da en olgun dönemlerinde yazdığı, hatta asker oluyor, savaşlara gidiyor. O savaştaki gözlemlerini Savaş ve Barış adlı 4 ciltlik romanında yansıtıyor. Ve büyük bir değerlendirme, yani hem toplum hayatına hem insan hayatına, hem tek çerçeveden bakan bir bakış açısı, kendi bakış açısıyla ilerleyen zamanlarda da tamamen kendisiyle hesaplaşmış bir yazarın bakış açısını yakalamamız mümkün. Beni en çok etkileyen, bir kadın olarak etkileyen Tolstoy'un Anna Karenina 2 ciltlik roman. Yani çoğunluk ismini duymuşsunuzdur. Çok zengin bir bürokratla evli, çok güzel bir kadının, kendisinden yaşça büyük bir adamla evli bir kadının hikayesi. Bir aşk hikayesi deniyor ama aslında bence bir aşk hikayesi değil. Bir kadının tamamen yargılanışı ve anneliğinin kitabı aslında. Yani mutsuz bir evliliği de olsa büyük bir aşkla sevdiği Kont Voronski karakterinden yola çıkıyor. Ve aşkının peşinden gitmesi onu büyük büyük dışlanmalara ve toplumsal cezaya mahkum ediyor. Çocuğunu göremiyor, aileden dışlanıyor, toplumdan dışlanıyor. Ve bir nevi Tolstoy kendi geleneksel bakış açısını tamamen Anna Karenina üzerinden yansıtıyor. Çünkü tek ceza olan kişi Anna Karenina oluyor. Vicdan azabına ve toplumsal dışlanmaya sebep oluyor. Evladını kaybediyor, hiçbir şekilde göremiyor. Tamamen toplum dışında yaşamaya mahkum edildiğinden büyük bir bunalıma girip İntihar eden bir kadın karakteri. Yani bu bakış açısıyla sadece şunu hissediyorsunuz. Yani bir kadın oturduğu yerde oturmalı. Hiçbir şekilde kendini var etmeyen ortamlarda ne olursa olsun kalmalı. Anne ise anneliğini bilmeli, eşse eşliğini bilmeli. Yani uslu durmalı. Hiçbir şekilde toplumu yargılayan bakış açısına kapılmamalı. Ve 18. yüzyılda yazılmış bu roman ve hala etkisi devam ediyor değil mi? Yani hiç yabancı gelmiyor. Bunu okurken bir kadın olarak kendimi de sorguluyorum. Yani aynı şeyleri yaşasam benim de başıma neler gelebileceğini az çok kestirebiliyorum. Yani özellikle Türkiye toplumunda, hatta birçok gelişmemiş toplumlarda da aynı şey geçerli. Bir kadınsanız eğer her türlü yargıya maruz kalacaksınız demektir. Burada Tolstoy bunu çok güzel yansıtmıştır. Kendi bakış açısında yansıtmıştır. Tek cezalı Anna Karenina olmuştur. Evladını kaybetmiştir ve intihar etmiştir, hayatından olmuştur. Yani bu bakımdan değerli bir roman diye düşünüyorum. Okumanızı tavsiye ediyorum. Kitap alıntısıyla devam ediyorum. Eğer iyiliğin bir nedeni varsa o artık iyilik değildir. Eğer bir sonucu yani bir ödül varsa yine iyilik değildir. Kısacası iyilik neden ve sonuç zincirinin dışındadır. Bir şey düşündüğüm yok dedi. Sadece sizi seviyorum. Bir insan kimseyi sevince onu bütün olarak ve nasılsa öyle kabul ederek sever.
Bütün bunları gördüğünde yol boyunca hayalini kurduğu o yeni hayatı kurma olasılığından bir an olsun şüpheye kapıldı. Hayatının bütün bu izleri sanki ona sarılmış öyle diyordu. Hayır, bizi bırakıp gitmeyeceksin, başka birisi olmayacaksın, nasılsa öyle kalacaksın. Kuşkularına, kendinden, sonsuz hoşnutsuzluğuna, sonuçsuz kalan kendini düzeltme denemelerinde, yaşadığın düşüşlerle ve senin için olanaksız, sana nasip olmayacak sonsuz bir mutluluk beklentisiyle, burada da Anna Karenina'nın iç dünyasındaki kendi çıkmazlarını anlatan çok güzel bir pasaj. Diğeri ise Doris Lessing, 2007 Nobel ödülü alan, Türkü Söylüyor Otlar adlı kitabının yazarı, Britanyalı bir yazar, İran'da doğmuş babasının işi nedeniyle. Orada yetişmiş, Katolik okuluna gitmiş ama Katolik okulunun o kadar sert baskılarına dayanamamış, okulu yarıda bırakmış. Ve bunu hayatının en büyük şansı olduğunu söylüyor. Yani okulu bırakmasaydı, o eğitimi, o din çerçevesine devam etseydi asla bu romanları yazamayacağından bahsediyor. Bugünkü Zimbabwe ülkesine gitmiş babası, büyük bir arazi almış, değerli bir arazi aldığını düşünmüş ama aslında arazi değersiz çıkınca büyük bir hayal kırıklığına uğramış. Ve orada bir İngiliz toplumu oluşturmak istemiş. Köleler var direkt olarak çiftlikte. Ve Doris Lessing o dönemdeki hayatını anlatan, yani bir şekilde kendi biyografik özelliklerini yansıtan bir roman yazmış. Mary karakterinden yola çıkmış. Büyük bir feminist yazardır. 81 yaşına kadar yazmıştır. Ve 86 yaşında da büyük bir Nobel ödülünü almıştır. Ve feminist hareketinin öncülerinden birisidir. Biraz cesurdur kalemi. Romanları okurken bunu hissediyorsun ve son derece disiplinli bir yazardır. Yani her sabah 8'de kalkıp yazdığını söyleyen bir yazardır. Burada da Mary karakterinden yola çıkar. Yani Mary karakteri kendisine ilgi gösteren ilk erkekle evlenen bir kadın karakteri. Kendine güveni olmayan bir kadın karakter. Çiftliğe getirilir. Tabii çiftliğin o tek düze hayatı karşısında büyük bir bunalıma girer. Büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Soru gelmeyen sağlık sorunları, baş ağrıları, büyük mutsuzluklar ve akıl hastalıklarıyla uğraşmak zorunda kalır. Ve burada hiç yapılması gereken bir şey yapar. Bir köleye aşık olur. Bir köleyle ilişkiye girer. Ve tabii bütün herkes ayağa kalkar. Yani burada da ırkçılık söylemleriyle ilişkin insanların ırkçılık ayrımı, kadın değerinin düşüklüğü ve kadınlarla ilişkin toplumdaki yeri gösteren değer yargılarına bir şekilde isyan eden bir roman niteliğinde yazmıştır. Ama yine cezalanan kadın karakteri olur, Mary karakteri olur. Ve eşi tarafından, toplum tarafından büyük büyük suçlamalara maruz kalan ama ruhsal yapısı bozuk olduğu için bunları kaldıramayan bir kadın karakterinden bahseder. Bunu da mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Evet, Türk Söylüyor Otlar. Okuması yazması olan cahiller de öyle mi? Hayatta kalmayı büyük bir beceriyle, üstelik keyifle beceriyorlardı. Oysa aynı şeyi orta sınıf insanların çoğu için söylenmezdi. Bunların bir kısmı gerçekten hiçbir şey olmuyormuş gibi yaparak yaşamayı sürdürürken, bir kısmı da artık saygınlık ve kazanç bir değer ölçüsü olmaktan çıktığı için şöyle ya da böyle yok olup gitmişti. Gerçeği söylemek ya da dışlamak uğruna bir insanın kendisi hakkındaki imgesini çökertmek çok kötüdür. O insanı yaşamaya devam edebilmek için yeni bir imge oluşturmayı başarıp başaramayacağını kim bilebilir ki? Diğer yazarımız da Jerzy Kosinski ve Polonyalı bir yazar. Bu İkinci Dünya Savaşı döneminde 1933 yılında Polonya'da doğuyor ve çocukluk yılları İkinci Dünya Savaşı'na denk geliyor. Yani orada Nazizmin yükselmesi, Yahudilerin büyük eziyetlere maruz kalması, yok edilmesi dönemini birebir yaşayan yazarlardan birisi. Polonya'dan kaçan ailesi tarafından büyük annesine gönderilir, köye gönderilir. Zaman içerisinde büyük annesi de ölür ve tek başına kalır. Köylerden köylere gitmek zorunda kalır. Her yerde dışlanır. Jerzy Kosinski'nin Boyalı Kuşu da bu hayatını yansıtan bir kitap. Ama çok acı, vahşet dolu bir kitap. Yani bazı yerleri okurken kapatıp kendinize gelmeye çalışıyorsunuz. Ve bunun gerçek bir yaşantı olması insanı gerçekten içini acıtıyor. Yani her yerde görmüş olduğu ve dışlanmışlığın verdiği. Çünkü esmer, koyu renk gözlü bir çocuktur. Ve gittiği her yerde sarışın, açık renk gözlü. Yani Hitler'in üstün ırk olarak gördüğü insanlarla doludur ve bütün insanlar tarafından dışlanır. Yani bir kişinin yapmış olduğu, Hitler tarafından yapılmış olan üstün ırk tanımı, yani ne kadar çok insan kendini bir anda benimsemiş, bunu hayretler içerisinde izliyorsunuz. Hayretler içerisinde takip ediyorsunuz. Yani bir insanın bir insana bir anda kendini üstün hale getirmesi, yani nasıl kolay,
nasıl bu şekilde ilerleyebiliyor, yani hayretler içerisinde kalıyorsunuz. Jerry Kosinski de bu hayatını Boyalı Kuş adlı kitabında anlatmış. Hatta Boyalı Kuş olmasın kitabın ismi de şöyle, bir köylerden birinde kuşçu Lek ile tanışıyor. Kuş satarak hayatını kazanan bir karakter kuşçu Lek. Ormandaki en güzel kuşları yakalayıp takas yoluyla köylülerden alıyor ve bu şekilde hayatını devam ettiriyor. Ve bir kadına aşık, kadın sıra dışı bir kadın ve zaman zaman atışıyorlar, tartışıyorlar, küsüyorlar, ilişkileri inişli çıkışlı. Ve ne zaman kadında bir sıkıntı yaşasa gidiyor, o kuşlardan birini alıyor, rengarenk boyuyor, sürüyü topluyor ve o kuşu o sürünün içerisine bırakıyor. Ve kendisinden farklı bir kuş türünü gören sürüdeki kuşlar şaşırıyor. Bu onlardan biri değil. Yani o boyanmış ve farklı bir şekilde dönmüştür. Ve parça parça diyorlar kuşu. Ve parçalanan kuşu anlamıyor. Yani sürünün içerisinde kendisinin de onlara ait olduğunu düşünüyor ama parça parça ederek cezasını veriyorlar. Yani bu da ötekileştirmeye karşı bizlerin vermiş olduğu tepkiler ve bizlerin ne kadar işimize gelmediğinde veya farklı bir kişi gördüğümüzde bir anda nasıl maskelerimizi çıkarıp saldırdığımızı gösteren ve aslında bizden olan, bizim gibi olan insanları nasıl dışladığımızı gösteren örneklerle dolu. Tabii Jerry Kosinski o dönemde bunu büyük bir sorun yapmış. Yani hayatı boyunca da bu karakterini etkilemiş. Amerika'ya gelmiş, orada hiç yapılmadık işler yapmış, garsonluk yapmış, şoförlük yapmış. Sonunda bir çelik tüccarı bir kadınla tanışmış ve hayatı ondan sonra tamamen değişmiş. Romanlar yazmış ama romanları kimi zaman eleştirilmiş, kimi zaman göklere çıkartılmış ve zaman zaman büyük büyük bunalımlar yaşamış. Hatta zaman içerisinde yarattığı eserleri vermeyince de intihar etmiş. Zaten o kadar sıra dışı bir kişilik ki, yani fotoğrafları gördüğünüz zaman o bakışlarındaki, o yüzünün ifadesindeki birçok şeyi anlıyorsunuz, o farklılığı anlıyorsunuz. Yani hayatı tamamen öteki olarak geçirmiş bir insanın yaşamış olduğu dram bütün hayatını etkilemiş. Yani bunu satır satır görüyorsunuz. Hem kitaplarında görüyorsunuz hem de ondan sonraki yaşam tarzında görüyorsunuz. Ve sondaki intiharı da bir şekilde hala o duyguyu içselleştirmemesinden, hala mükemmellik, hala farklı olma duygusundan kaynaklandığını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Yani çok çok değerli ve çok güzel kitaplardan birisi. Ama biraz yürek istiyor. Kendinizi hazır hissettiğinizde okuyun. Filmi de yapılmış. Geçenlerde Dijitürk'te izledim. Filmi de yani kitap atmosferini yansıtmış ama yani hiçbir zaman hiçbir filmin kitabın o havasını, o lezzetini vereceğini düşünmüyorum. Yani şimdi yeni olan yani kalın kitapları, yani 600-700 sayfalık kitapları en fazla filmini izlerim deyip okumuyoruz. Ama asla böyle bir hata yapmayalım arkadaşlar. Yani o klasiklerin tadını veren o kelimeler, o dünya. Yani hiçbir film bunu vermez. Sadece özeti olur. Ama siz kendinizi o zenginlikten mahrum bırakırsınız. Yani o yüzden her zaman okumak. Yani okumak, okuduktan sonra filmlerini izlemek. Ama filmini izleyip veya kısaltılmış özetlerini okuyup, kitap okumuş sayılmazsınız. Özellikle klasikler biraz sabır istiyor, biraz zahmet istiyor. Buna gereken değerin verilmesi gerekiyor. Ancak o zaman gerçek anlamda bizi değiştiren kitaplar haline geleceklerdir. Yoksa öbür türlüsü hayatımıza şöyle dokunup gidecektir. Yani ben ilk Dostoyevski'yi, Suç Ceza'yı üniversiteye hazırlık döneminde okumuştum. O zaman bir arkadaşımdaydım ve arkadaşımın babası bana kitabı tavsiye etmişti. Yani bu kadar ders çalışmanız zihninizi çok bunaltır. Ara ara romanları da okuyun demiş ve bana bu kitabı vermişti. Ve gerçekten de dediği gibi oldu. O sınav atmosferinden çıktım, bambaşka bir dünyaya girdim ve beni başka bir insan haline getirdi. Yani orada o insanların, o yapısının, yani o gençlik yıllarında oluşması hem biraz şans oldu, biraz da şanssızlık oldu. Yani insan tanınmadan hiçbir şeyin anlamı yok. Yani insanı bilmeden hiçbir şeyi tanımanın, meslek hayatımıza başarılı olmanın, insan ilişkilerinde başarılı olmanın bir anlamı yok. O yüzden edebiyat eserleri bu anlamda çok çok değerli diye düşünüyorum. Benim size aktaracaklarım bu kadar. Bundan sonraki dönemlerimde de kısa kısa kitap alıntılarına gireceğim, incelemelerine gireceğim. Ama felsefe serime bir süredik ara vereyim. Artık aralara serpiştirebilirim. Varoluş felsefesinden tutun, diğer yeni çağ felsefelerine kadar, ama birazcık mola. Ara ara yeni konularımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.